Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel krem rengi bir bebe yünüm var. Onunla başlayacağım. Harika, güzel gösterişli bir model. Kullanacağım şiş üç buçuk numara. İnşallah sizde beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Şöyle ilmeklerimizi çıkartalım. Bu model için ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları artı 1 ilmek ekleyeceğiz. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayıp modelimizi kurabiliriz. Ben şöyle küçük bir anlatım yapacağım. Hemen sayalım ilmeklerimizi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 model kurmak için artı bir ilmek ekleyeceğim. Evet. Şu şekilde şişimde 17 ilmeğim var. 17 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm birinci sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum modelimiz 6 sıradan oluşmakta arkadaşlar 5 sırasını ön yüzünde ters arka yüzünde düz örerek tamamlayacağız 6. sıra Arka yüzünde modeli şekillendireceğiz. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Evet, birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimi ters ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. şöyle net görünüyor herhalde ikinci sıra arka yüzünde ilmeklerimi ters ördüm üçüncü sıra ön yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım bütün ilmeklerimi ters örüyorum kenar ilmeğimi de ördüm dördüncü sıra arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım bir sıra düz örüyorum dördüncü sıra arka yüzünde ilmeklerimizi düz olarak örelim beşinci sıra ön yüzünde de ters olarak örelim tamamlayalım Evet, 5 sırayı bu şekilde tamamladım. Bakın, ön yüzünde düz, arka yüzünde ters olarak ördüm. 5 sırayı tamamladım. 6. sıra arka yüzündeyim modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi modeli şekillendireceğiz. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek düz ördüm. Sıradaki ilmeği şişimden çıkardım. Şöyle bıraktım. 1 2 3 4 ilmek olarak söktüm. Bakın. 1 2 3 4. 4 tane ipim var burada. Tekrar ilmeğimi aldım şu şekilde. Arka taraftan sol şişime taktım şöyle. Bunu düz olarak örüyorum. İpler de üstünde bakın. Bu şekilde düz olarak ördüm. Daha sonra 3 ilmek düz, 1 2 3 ilmek düz ördüm. Sıradaki ilmeğimi yine 4 sıra söküyorum. Bıraktım şişimden. 1 2 3 3 4. sırayı da söktüm. Bakın 4 tane ipim var. 1 2 3 4 ilmeğimi tekrar şişime aldım bu taraftan arka taraftan sol şişime taktım bakın sol şişime taktım ilmeğimi üstünde de diğer iplerim var. Hepsini bir topladım, düz ördüm. Arada yine 3 ilmek düz. Bakın şöyle bir görüntümüz oldu. 3 ilmek düzden sonra sıradaki ilmeğimi 4 sıra söküyorum. 1 2 3 ve 4. 4 sıra söktüm. Tekrar ilmeğimi aldım. Sol şişime taktım ve ilmeğimi düz olarak ördüm. Söktüğüm ipler de bakın şunlar da üzerinde kalacak şekilde ördüm. Hepsini bir topladım. Daha sonra 1 2 3 ilmek düz ördüm. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. 3 ilmek başta örmüştük. Sonda da yine 3 ilmekle bitirdim. Modelin 6. sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptık. Modeli bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Bakın modelimiz yavaş yavaş oluşmaya başladı. Şimdi ikinci model kurulumunda da kaydıracağız modeli. Ama yine aynı şekilde 5 sıra ön yüzünde düz oluşacak şekilde örelim. Şimdi ikinci kez model kuruyoruz. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İkinci model kurulumunda birinci sıradayız. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci model kurulumunun birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimi düz ördüm. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. İlmeklerimi pardon ters ördüm ön yüzünde. İkinci sıra arka yüzünde düz örüyorum. Yani bu modelde ön yüzünde hep ters örülecek arkadaşlar. Arka yüzünde de düz. 2 sırayı bu şekilde tamamlıyorum. 5 sıra bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Ön yüzünde ters, arka yüzünde düz örerek 5 sıramızı tamamlayacağız. Şimdi 3. sıradayız. 3. sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Evet. Bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. 6 5 sırayı bu şekilde tamamlayacağım. 5 sırayı tamamladım arkadaşlar. Bakın ön yüzünde 5 sıra ters oluştu. Arka yüzünde düz. Bu şekilde 5. sırayı bitirdik. 6. sıra arka yüzüne geçtik modelimizin. 6. sıra arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın. Birinci model kurulumunda önce 3 tane düz ilmek örmüştük. Bunda bir tane örüyoruz. 1 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonra sıradaki ilmeğimi de yine 4 sıra söküyorum. 1, 2, 3, 4. 4 sıra söktükten sonra ilmeğimi aldım. Arka taraftan sol şişime geçirdim ve bu ilmeğimi düz olarak ördüm. İpler üzerinde bak söktüğüm ipler de üzerinde kalacak şekilde ördüm. Şimdi arada 3 ilmek düz örüyoruz. Bakın bir öncekinde burada sökme işlemi yapmıştık. Şimdi şu ortaya denk gelecek ilmekte sökme işlemi yapıyoruz. Sıradaki ilmeğimi 3 düz ilmek ördükten sonra sıradaki ilmeğimi 4 sıra söktüm dört sıra sökelim. ilmeğimizi tekrar şişimize alalım. Arka taraftan da sol şişime geçirdim ve ilmeğimi düz olarak ördüm. Arada yine 3 düz ilmek ördüm. Bakın model oluşuyor yavaş yavaş. 3 düz ilmekten sonra bakın şu ortadaki ilmeğe denk geliyor. Bu ilmeğimizi çıkaralım şişimizden 4 sıra sökelim. 1 2 3 ve 4 sırayı söktüm. Tekrar şişimi aldım, ilmeğimi ve arka taraftan sol şişime geçirdim ve düz olarak ördüm. 3 ilmek düz ördüm. 3 ilmek düzden sonra sıradaki ilmeğimi yine 4 sıra sökeceğim. Bıraktım ilmeğimi. 1 2 3 4 sırayı söktüm. Tekrar şişimi aldım ilmeğimi arka taraftan sol şişimi şu şekilde taktım ve ilmeğimi düz olarak ördüm. Kenarda bir düz ilmeğim, bir de kenar ilmeğim ördüm. Altıncı sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptım. Bakın modelimiz şöyle oluşmaya başladı. Şöyle çok güzel bir görüntüsü. Hatta iki yüzünde kullanılabileceği güzel bir model. Farklı şöyle. Bir de şöyle ilerlemiş halini göstereyim size. Bakın bunu da daha önce yaptım size göstermek için. Bunu lastikli çalıştım. Beraber yaptığımızı lastiksiz çalıştık. Şu şekilde göstereyim hemen. Bunu da lastikli olarak, lastik olarak şöyle bir ters bir düz hazır lastik kullandım. Bunu da o şekilde yaptım. Kanalımda var arkadaşlar anlatımı bu lastiğin isterseniz linkini bırakabilirim. Evet, modelimizin ilerlemiş hali de bu şekilde. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Bakın her iki tarafı da kullanılacak harika bir model. Evet, şöyle güzel petek petek bir görüntüsü olan kabarık bir model. Bu modelden yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz bebek battaniyesinde kullanabilirsiniz. Yani yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde her türlü örgüde kullanabileceğiniz harika, kullanışlı, yapımı da oldukça kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar, bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.